Bugün Yahudi Filistin halkını yurdundan çıkarmak istiyor ki gıdım gıdım ülkelerini yok etmiş. Şu anda son reddededir. Allahu Teala de diyor ki onları dost edinen ve onları ayakta tutan. Bütün Siyonist firmalar, bütün Siyonist yapılar ve dünyada Amerikan emperyalizmine bir şekilde yani bu Amerikan emperyalizmine hizmet eden ve bunları ayakta tutan ve bu küfür ve zulüm çarkını işleten kim olursa olsun onlara karşı bir tutum sergilemek, onların yanında durmamak, onlara kazandırtmamak konusunda bu bir uyarıdır. Onun için dersimizin başlangıcı neydi? Allah boykot etmeyi emrediyor. Çünkü bu kafirler eğer bugün biz onurlu Müslümanlar olmazsa, biz dünyevi çıkar ve menfaatler peşinde koşarken bu mazlumları ihmal edecek olursak, Allah göstermesin yarın onlar yurtlarından çıkarılacak ve gözlerimizin önünde günde 300-400 insan öldürülüyor. Bunların %60-70'i çocuklar ve insanların feryatları her gün sosyal medyada, televizyonlarda, internette, orada burada izliyoruz. Halk feryat ediyor. Nerede bu Müslümanlar? Nerede bu ümmetin çocukları? Nerede kendisine Muhammed'in ümmetiyim diyenler dediği zaman kıyamet günü mahşer meydanında Allahu Teala bize de soracak. Sizin kardeşleriniz katledilirken siz ne yaptınız? Biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi Kayfur'sa işte somonun kilosunu 100 liraya indirdi. Dayanamadım gittim 2 kilo aldım. Niye 100 liraya indirdi 300 lira olan bir ürünü? Çünkü satışı yok. Satamayınca bu belli bir kullanım şeyi vardır, zamanı vardır. O doğal olarak ondan sonra çöpe atmak zorunda. Bari nereden dönersem döneyim. Adamlar kampanyalar başlatmış. Gidin bakın Siyonist markalar başladılar kampanyaya. Niye? Çünkü hisse senetleri dünyada düşmeye başladı. Sadece biz yapmıyoruz. İnanın insan olan, vicdan ve izzet sahibi olan Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, abi Zerduş da olsa, ne olursa olsun insan olan herkes bundan rahatsızdır. Bugün dünyada gösteri ve eylemleri sadece Müslümanlar yapmıyor. İnsan vasfına sahip bütün canlılar yapıyor. Çünkü bu yapılabilecek bir şey hiçbir dinde ve insani bir duyguda yer etmez. Biz Müslümanı zaten bizim inancımızda çocuklara, kadınlara veya mazlum olan halklara yönelik şiddette her zaman karşıyız. Bunu Müslüman da yapsa biz ona da karşıyız. Çünkü asla yani bugün bir Müslüman bu İslami mukavemet hareketi Hamas olsun veya başka bir cemaat olsun gidip de İsrail'de çocuk öldürürse ben bunu da kabul etmem. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu mutlak yasaklamış. Bunun aksini söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine muhalefet etmiş olur. Kabul edilecek bir şey değil. Ama sırtında silahı olan ve Müslümanları öldüren ve sivil deyip de gidip Filistin'in evini gasp eden bir zındığı öldürme konusunda İslam önünü açmıştır. Bunda bir haramlık söz konusu değil. Onun için kim onları dost edinir, onları ayakta tutarsa işte o da o zalimlerin ta kendileridir. Humu zalimun, onlar da o zalimlerdendir. Yani demek ki biz bugün Siyonizmi ayakta tutacak herhangi bir fiili atarsak biz onları dost edinmiş oluruz. Yani İslam her zaman kim olursa olsun her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Dinine, meşrebine, rengine, onun kültürel statüsüne, İslam'ı veya İslam olmayışına hiç bakmaksızın bütün mazlumların yanında olur. Bugün Ukrayna'da çocuklar öldürülürse bu bizi de üzer. Bugün Amerika'da bile öldürülürse bu bizi üzer. Eğer bugün İsrail'de bile bir Yahudi çocuğu öldürülürse bu beni de üzer. Ben buna da üzülürüm. Ama eğer bu ümmetin zavallıları, bu emperyalist, bu vahşi, bu gerçekten sırtlan olan Siyonizm tarafından katledilirken bu ümmetin liderleri 56 ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir ses çıkmayıp işte düşünün Arap Birliği, İslam Teşkilat Örgütü acil toplantı. 15 gün sonraya toplanacaklar. Ağalar, acillik diyorsun, acil diyorsun. 15 günde İsrail'e mühlet veriyorsun. 15 gün sonra bir araya gelecekler. Ne yapalım, ne edelim? Valla ben boykota karşıyım yok, ben efendim ambargoya karşıyım yok, biz Van'ı kısmayalım yok, şunu yapalım, en iyisi kınayalım gidelim. Onu yapacak, sonra 15 gün sonra başkası diyecek, öyle öyle. İnsanları oyalıyorlar, bunlar zaten bildiğiniz satılık oldukları malumdur. Daha önceki derslerimizde bugünkü İslam ülkelerinin başındaki yöneticilerin hepsinin gerçekten küfre hizmet ettiklerini ve Siyonizmin uşakları olduklarını, bu Mısır'dır, bu Tunus'tur, bu Ürdün'dür, bu Birleşik Arap Emirliği'dir, bu Suudi Amerika'dır, bu kim olursa olsun hepsinin satılık olduğunu. Şiilere gelince, İran ve Hizbullah'a gelince biliyorsunuz ilk günde dedim ancak mahalle kabadayısı gibi orada burada kuru sıkka sıkar, 2-3 tane boş araziye roket atar, 2'de bir çıkar tehdit eder, Amerika tehdit eder, Amerika onu tehdit eder, İran onu tehdit eder, o onu tehdit eder, İsrail bunu tehdit eder, Hizbullah onu tehdit eder, birbirlerini tehdit eder dururlar ki 40 yıldır. Bak yani ha seni yok edeceğiz İsrail bir şey yok. Bu yarın
Kıyamette bir şey yok. Hep oyalama stratejiler. Çünkü kimsenin, çok özür diliyorum, hiçbir samimiyeti yok. Hepsi bir şekilde bu mazlum ve müstazaf halkların sırtından iktidarlarını devşiren hain ve satılıklar. Doğal olarak bize düşüyor. Biz ne yapacağız? Biz kazancımızı da bu mazlumlara göndereceğiz. Biz bunlar için dua edeceğiz. Bunlar için gündem yapacağız. Biz bunları dert edineceğiz. Aynı keza Siyonizme Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vurduğu darbenin aynısını biz de vuracağız. Hiçbir şekilde diyeceğiz ki vallahi bunların ne hamburgeri, ne bunların Ariel'i, ne bunların Kayfur'u, ne bunların bilmem nesinden alışveriş yapmayacağız. Bunlardan sakınacağız. Ucuz da olsa, daha ucuz da olsa, gerekirse git abi kirli elbiseni yıka ama onların deterjanına para verme. Veya bazı cahil adamların gidip de parasıyla kol alıp sonra sokağa dökmesi gibi de gösteri yapmaya gerek yok. Hiçbir şey alma. Onlar doğal olarak hem hisse senetleri düşer, hem kazanımları kaybetmeye başlar. Ya düşünsene, Türkiye'de Coca-Cola rekor kırmış bu sene. İlk 6-7 ayda müthiş bir kar elde etmiş. Sadece onun bütün türevleriyle 20-30 tane ürünü var. Yani komple bizi bir şekilde bunlar kendi tek eline almış. Bankalarından sanayisine, sanayisinden inşaatına, inşaatından gıdasına, gıdasından temizliğe ve her türlü alanda Siyonizm var ve her şekilde cebimizde neyimiz varsa çağdaş köleler gibi çalışıyor, Yahudileri yediriyoruz. Sonra da kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail diyoruz. Mübarek bu sözle onlar kahrolmaz. Bunları kahredeceğin nedir biliyor musun? Aç bırakmak. Onların bütün kazanımlarını ellerinden almak, onlara karşı şerefli, onurlu bir tutum tutunmak. Kola içmesek ölmeyiz ama biz kola içersek Filistin'de de dünyanın dört bir yanında Müslümanlar ölür. Biz onların mağazalarından alışveriş yapmayarak çıplak kalmayız ama biz alışveriş yaparak bugün İsrail'in silah sanayisinin vahşet ve cinayetini sürdürmesinin önünü kendi ellerimizle açmış oluruz. Biz de bundan sorumlu muyuz? Evet, sorumluyuz ve bunun kıyamet günü bizler için büyük bir sorumluluğu var. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala sizi yurdunuzdan veya başka Müslüman kardeşlerinizi yurdundan çıkaranlara karşı tutumu belirlediği gibi onları dost edinmek, onları ayakta tutmak, onları desteklemen de mutlak yasak ve haram olduğunu söylüyor. Biz de onurlu bir Müslüman gibi davranmalıyız. Yani bir insanla, bir Hristiyanla, bir Yahudiyle, bak ben size her zaman söyledim. Dedim ki bugün sadece biz Müslümanlar veya Avrupa'daki Hristiyan halklar veya başka yerde değil. Aynı keza Yahudi toplumu içerisinde bile İsrail'in bu vahşetliğini kabul etmeyen Yahudi toplumu var. Vicdanları el vermeyen, anne babaları belki toplama kamplarında öldürülmüş profesörlere kadar hepsi İsrail'in bu yaptığının soykırım olduğunu, vahşet ve cinayet olduğunu geçmişte diyor bizim anamıza babamıza yaptılar. Bize yaptılar, biz bunu soykırım gördük. Biz bugün aynısını yapıyorsak biz de aynı Hitler gibiyiz diyen adamlar da var. Onun için İslam hukuku sana düşman olana düşmanlığı emreder. Biz Siyonizme veya Yahudiliğe düşmanız derken onların tahrif edilmiş dininin sadece şiddete, nefrete ve düşmanlığa dayalı bir din oluşundan ve kimseye acımayış Hristiyan, Yahudi, Hristiyan hatta Siyonist değilse onlar gibi düşünmüyorsa Ortodoks Hristiyanlar gösteri yapıyordu diye gördük nasıl dövüyorlardı. Ağızlarına burunlarına giriyorlardı. Çünkü onların anlayışı Siyonist düşünceye göre eğer Siyonist değilsen, eğer İsrail ve Siyon için çalışmıyorsan senin hayırlı olanın ölü olan olduğunu söyler. Onun için mesela Dünya Alimler Birliği'nin de bu konuda açık ve net olarak fetvası vardır. Hem kendini İslam'a nispet eden, lafa gelince elhamdülillah biz de Müslümanız diyen, Filistin için canımız yanıyor diyen yöneticilerden tutun, halklara, toplumlara ve fertlere kadar hepsine fetva veriyor. Diyor ki Müslümanların bu Gazze Savaşı sebebiyle ve bundan sonraki süreçte Siyonist olan, İsrail'e destek veren veya gidip onların askerlerine gıda şey yapan firmalar vardı. Mesela kahve firması var, şu var, bu var. Yani bunların hepsini biz biliyoruz, tanıyoruz. Ya kardeşim gidip de onlardan bir kahve içmeyebilirsin. Yani bu kahveyle ölecek değilsin. Veya Nescafe'dir, şudur, budur. Ya Kops'tur vesaire almayabilirsin. Yani normal Türk kahvesi de içebilirsin. Yemen kahvesi de içebilirsin. Ama bunlar seni öldürmez de sen buna para vererek onların savaş gücünü güçlendiriyorsun. İllerde Orta Doğu'da başka ülkelerin işgal sürecini başlatmasına sen maddi olarak destek veriyorsun. Ömrün boyunca farkına varmadan düşmanına hizmet ediyorsun. Bunlar daha büyük veballerdir. Onun için Müslümanlara açık ve net olarak demişlerdir ki bütün Müslümanlar Siyonist ürünlere, Yahudi ürünlere ve İsrail'i ayakta tutan firmalara ve İsrail'i destekleyen devletlerin kurumlarına
yönelik Müslümanların açık ve net olarak ne yapması gerekiyor? Mutlaka tutum takılması gerekiyor, boykot etmesi gerekiyor. Yani ben bakıyorum ya, belki biz günde 5 saat 6 saat sosyal medyadayız. Twitter'a giriyorsak en azından katledilen çocukların resimlerini, videolarını paylaşarak başka insanları da paylaşmasına sebep olur. Dünya gündemine bunu yayabilirsiniz. Çünkü bir şey trende girdiyse Amerika'da da gözükür, Avrupa'da da gözükür, Avustralya'da da gözükür. Bu şekilde ne olur? Bu sefer dünyadan haberi olmayan Avrupalılar, Amerikalılar bakacak ki Avrupa'daki ve Amerika'daki gazete ve televizyonlarının anlatıldığının çok dışında bir vahşet ve cinayetin işlendiğini görecek. O insanların vicdanları da harekete geçecek. O toplumlar tepki verdikçe, buna karşı tutum sergiledikçe doğal olarak ne olacak biliyor musunuz? Doğal olarak o halklar sokaklara döküldükçe devleti yönetenler seçimle oyla iktidara geldikleri için tutuşacaklar. Bir şekilde ya İsrail istemiyoruz ama barış yap, istemiyoruz ama ateşkes ilan et. Gerçi ben size şunu da söylüyorum. Zaten bu mücadelenin sonu bellidir. Allah'ın izni ve inayetiyle kesinlikle Siyonist İsrail istediği emele varamayacak. Müslümanlar katledilecek, öldürülecek, nefreti daha da körükleyecek. Bütün dünyada Siyonist İsrail İsrail'e ve Yahudi toplumuna karşı daha büyük bir nefret oluşacak. İleride Avrupa'dan yeni Hitler'in çıkmasının önünü de açacaklar bu vahşetleri ve cinayetleriyle. Çünkü insanlar ne kadar bazı şeylere göz yumsa da o nefret dili daha da ileriki süreçlerde derinleşeceği için daha büyük sorunlara sebep olacak. Onun için onlar, yani Müslüman Alimler Birliği, özellikle Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistin'de yapılan soykırımla alakalı bütün Müslümanları sonsuz bir boykota, Siyonist İsrail'e karşı tutum takınmaya ve Filistin halkına maddi manevi olarak destek olmaya davet etmiş. Ve bugün bütün İslam alimleri açık ve net olarak bütün Müslümanların gerçekten o insanlara yardım etmekle mükellef. Sonuçta Yahudiler şu anda 100 bin üzerinde bina yıkmış ve bu binalar, emin olun ki hiçbir Arap ülkesi para vererek bunlara yardım etmeyecek. Gene doğal olarak camilerden, oradan buradan Müslümanlar kendi imkanları ve iktisatlarıyla, hayır ve hasenatlarıyla bu Müslümanları ayakta tutacak. Bunları ayağa kaldıracak. Bunun için bizim de elimizden geleni yapmamız lazım. Asla onlara merhamet etmemek lazım. İşte alimlerin vereceği fetvalar da mutlak olarak Kur'an ve sünnete dayalıdır. Çünkü birileri sizin paranızla İslam'a karşı savaşırsa, bir yerde mazlum ölümüne sebep olursa, İslam hukukuna göre siz de o katilde ortaksınız. Verdiğiniz iktisat gücü boyutuyla siz de o öldürmeden, o katliamdan, o vahşetten, cinayetten bir payınız ve hisseniz var. Çünkü biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişi öldüğü zaman 4 soruya cevap vermeden ayağının yerinden kalkmayacağını, kabirde de mahşerde de sıratta da geçmeyeceğini söyler. Biri de malını nerede kazanıp nereye harcadığı konusudur. Ve en önemli husustur, çünkü biz bilerek veya bilmeyerek eğer bir Siyonizme maddi olarak yardım edecek olursa bu illerde bizi mahvedecek bir meseledir. Onun için biz mümkün mertebe çevremize ne yapacağız? Bunun üzerine çalışacağız. Biz her yere insanları teşvik edeceğiz. Bakın bunlar Yahudi malıdır, almayın. Doğal olarak bir market bile bir insanlar almayınca ne yapacak? Bir müddet sonra bunlar kaybetmeye başlayacak. Çünkü satamadığı ürün elinde kalıp da tarihi geçtiğinde çöpe gidecek yani. Ne yapmak zorunda? İndirimler, kampanyalar, yalanlar, dolanlar. Hatta Yahudi markaların üstlerine işte madeni Türkiye yazacak kadar ileri de gideceklerdi. Çünkü sonuçta bu adamların dini imanı, şerefi, haysiyeti, izzeti paradır. Siyonizm ve Yahudiler kadar parayı seven yeryüzünde başka bir topluluk yok. Bütün dünya parayı seviyor, o bütün dünyanın 20 milyon katı daha çok seviyorlar. Çünkü bunlar geçmiş tarihlerine de bakacak olursanız hep tefecilik, çalma, çırpma, gasp usulüyle insanları sömüren insanlar. Bunlar bundan başka bir şey bilmiyor. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın. Siyonizm şiddet dışında hiçbir şeyden anlamaz. Savaş dışında bir yöntemi kabul etmez. Ya da toplumların ve halkların onları boykot etmeleri, onların iktisadını da baltalamaları ve ellerinde olan ürünleri almayarak, bu da Siyonizme vurabileceğimiz en büyük şey. Çünkü sonuçta o şöyle bir kaide. Bugün ne Hamas ve ne İslami Cihat ne bu Gazze şeridindeki İslami cemaatlerden hiçbiri mücahide ihtiyaçları yok. Çünkü bu insanlar kendileri yerel yapılardır. 20 yıllık organizasyonlar kurmuş, profesyonel kadroları var, yetimleri almış, büyütmüş, mücahit yapmış. O beldede oranın yerli halkı, anaları, babaları, dedeleri, amcaları, bacıları, kardeşleri katledilmiş, vahşice öldürülmüş olan o çocuklar geçmişte sapan 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 sonunda ellerine roketi, füzeyi,
ve gerekli teçhizatı alıp bugün Siyonizme karşı cihad ediyor, savaş veriyor ve mukaddes bir mücadele. Geçmişte biz Çanakkale'de atalarımız ve babalarımız ve cedlerimiz nasıl ki bu İslam devleti olan Osmanlı'yı ayakta tutmak, onun yıkılmaması için cihad edip can vermişlerse, bugün Filistin halkı Gazze'de aynı kurtuluş savaşını veriyor. Doğal olarak bu mazlum müstazaflara, geçmişte dedelerimize, atalarımıza Gazze'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Fas'tan Müslümanlar cihad için geldiyse, mücadele verdiyse, mal gönderdilerse, onun için çalıştılarsa bugün de boynumuzun borcu. Yani İzzettin el-Kassam diyorlar, İzzettin el-Kassam'a bakın, Osmanlı'ya bağlı, tabiri caizse İslam şeriatı için mücadele veren bir dil alimi, cephelerde savaşmış, mücadele vermiş, şehadetine kadar İslam şeriatı için mücadele vermiş ve Filistin halkının mazlumiyetini görmüş, kalkmış o zayıf haliyle gücü yokken bile gelmiş Filistin'de mücadele vermiş. En sonunda İngilizler tarafından yakalanmış, idam edilmiş bir alimdir. Ama şu bir gerçek ve hakikat, bazılarının yaktığı küçük kıvılcımlar illerde gerçekten def ateşlere döner.